Arkadaşlar İslam tarihi içerisinde bir başka dönemde İspanya'da kurulan e, İslam devletleridir. Endülüs Emevileri ve Beni Ahmer Devleti olarak iki devletin kurulduğunu görüyoruz biz İspanya'da. Özellikle haritamızda da yan tarafta görüldüğü üzere İspanya topraklarında kurulan iki İslam devleti bulunuyor. Öncelikle Endülüs Emevi Devleti'ni inceleyelim. 756 yılında kurulmuş 1232 yılına kadar e, devam etmiştir Endülüs Emevileri. Kurucusu Halife Abdurrahman'dır. Merkezi Kurtuba bölgesidir. Dediğimiz gibi İspanya'da kurulan bir devlettir. İslam devleti Endülüs Emevileri. Peki nasıl kurulmuş bu devlet? Buradaki uyarımız bundan bahsediyor. Endülüs Emevi devleti Abbasi baskısından İspanya'ya kaçan Emevi hanedanı tarafından kurulmuştur. Evet arkadaşlar İslam tarihinde aslında biz e, öncelikle Emevi devletinin kurulduğunu biliyoruz. Ancak Emevi devletinin yıkılmasında Abbasi hanedanı çok etkili. Emevi Devleti yıkıldıktan sonra Abbasiler Emevi Hanedanı'na çok büyük bir baskı uygulamışlar ve Emeviler de İspanya'ya kaçarak burada 756 yılında Endülüs Emevi Devleti'ni kurmuşlardır. Endülüs Emevi Devleti'nin özelliklerine bakıldığında Endülüs Emevi Devleti siyasi hayattan çok kültürel ve bilimsel faaliyetleriyle ön plana çıkmış. Bu bölgede birçok su kanalı, kütüphane ve medrese inşa etmişler ve medreselerdeki bilimsel faaliyetlerden Avrupalı din adamları ve öğrenciler faydalanmışlardır. Bunların arasında en önemli yapıları arkadaşlar Kurtuba medresesidir. Kurtuba medresesini hemen yan taraftaki resimde de görmekteyiz. Kurtuba medresesi arkadaşlar o dönemin en ileri pozitif bilimlerinin verildiği eğitim kurumlarından birisidir. Bilimsel ve kültürel faaliyetler Kurtuba medresesinde oldukça gelişmiştir. Az önce bahsettiğimiz Avrupalı din adamları ve öğrencilerinin eğitim almaya gelmeleri bir anlamda Kurtuba medresesinde eğitim görebilmek içindir. Bu da İslam kültürünün Avrupa kültürünü bir anlamda etkilediğini, kültürel etkileşimin ortaya çıktığını görüyoruz. Ve Haçlı saldırıları sonucunda Endülüs Emevi devleti yıkılmıştır. Kurulan bir başka İslam devleti İspanya'da Beni Ahmer devletidir. 1232 yılında kurulmuş, 1492 yılına kadar devam etmiş. Kurucusu Beni Ahmer'dir. Kurulduğu bölge İspanya'da Gırnata bölgesidir. 15. yüzyılda Katolik İspanyolların saldırısı ile sona ermiştir. Beni Ahmer Devleti de arkadaşlar Endülüs Emevi Devleti ile bir benzerlik gösteriyor. Her iki devletinde siyasi faaliyetleri çok fazla yok. Yani biz bu iki devlette Endülüs Emevileri ve Benahmer devletinde çok fazla fetih hareketleri olduğunu görmüyoruz. Özellikle Katolik İspanyolların baskısına maruz kalmışlar ve İspanya'da sıkışıp kalmışlardır. Ama daha çok bilimsel, sanat ve kültürel hayatta daha çok ilerledilerdir. Özellikle 15. yüzyılda Katolik İspanyolların saldırısıyla sona ermiştir Benahmer devleti de. Daha sonra bu bölgede bulunan Yahudi ve Müslümanlar 2. Bayezid döneminde Osmanlı Devleti topraklarına kabul edilmişlerdir. Burada yine arkadaşlar bir uyarımız var. İslam tarihinde farklı bölgelerde farklı İslam devletleri kurulmuş ve her biri kendi halifelerini ilan etmişlerdir. Evet arkadaşlar özellikle biz e, Abbasilerin kurulduğu dönemlerde Abbasilerin bir halifesi olduğunu, aynı dönemde Mısır'da kurulan Fatimilerin kendi halifelerini ilan ettiklerini ve yine aynı dönemde İspanya'da kurulan Endülüs Emevilerinin ve Beni Ahmer Devletinin kendi halifelerini ilan ettiğini görüyoruz. Üç farklı bölgede üç farklı halife olduğunu görüyoruz. Bu da İslam devletleri arasında bir siyasi birliğin olmadığının e, göstergesidir aynı zamanda. Müzik